أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Konumun bugün konuşmak istediğim konu ilahi aşk ve Allah'ın sıfatları. Yavaş konuşmaya çalışacağım ki tercüme yapan arkadaşlar için daha kolay olsun. Şimdi insanların muhtelif arzuları var. Her kime sorarsanız sorun, ne istiyorsanız her sorduğunuzda farklı bir cevap alırsınız. Birisi diyecek ki işte ben sınava gireceğim, burada başarılı olmak istiyorum. Başkası diyecek işte evlenme çağındayım, evlenmek istiyorum. Başkasına sorarsanız o belki işte falanca arkadaşımla bir iyi geçinemiyorum, bir kavgamız var, o düzelsin istiyorum. Bir sürü farklı farklı istekler, arzular insanların oluyor. Fakat en büyük arzusunu kalbinde besleyen insanlar azdır. En önemli, onu elde edersek başka her şeyi elde ederiz. Öyle bir arzu da var, öyle bir istek de var. Ama onu arzulayan ve onu isteyen ve hep onu düşünen insanlar maalesef, yani insanlar aslında öyle değil. İnsanlar hepsi aslında o arzuyu bir yerde derinlerinde onu taşıyor ama günümüzün şartlarını baktığımız vakit o hakiki arzuyu biraz unutmuşlar. Nedir o arzu? Allah'ı elde etmek. Çünkü birisi Allah'ı elde ederse ondan sonra falanca sınavın başarısı veya evlenmek veya bir iş, daha iyi bir iş bulmak veya daha çok para kazanmak gibi bir derdi kalır mı? Kalmaz. Yani her şeyi bir hamlede elde etmiş olur. Ama onun yerine o büyük arzu yerine küçük küçük işlerin, küçük küçük arzuların, küçük küçük isteklerin peşine düşerler. Ve bu hatadır. Çünkü büyük bir şey elde edince, her şey içeren bir şey elde edince, bütün alt şeyleri zaten elde etmiş olacağız. Şimdi Allah sevgisi bugünkü temamız. Ve Allah sevgisi ile ilgili muhtelif dinler farklı şeyler bize sunuyorlar. Örneğin Hristiyanlığa baktığımız vakit Hristiyanlık diyor ki insanın özünde, hamurunda günah vardır. Onun hamuru günah hamurudur. Günah hamuruyla yoğrulmuş bir yaratıktır. Ama İslamiyet bize bambaşka bir mesaj veriyor. Kur'an-ı Kerim diyor halakal insana min alak. Yani taalluk kelimesi var Arapçada. Bağ kurmak, alaka kurmak. Kur'an-ı Kerim diyor ki biz günah hamuruyla yaratılmış değiliz. Biz alak denilen, alaka kuran bir hamurla yaratılmışız. Allah ile bir alaka kurabilecek bir kabiliyetimiz var. Bizim hamurumuzda olan bir şey varsa bu Allah ile bir alaka kurma arzusudur. Hamurumuzda var, yani kaçamayız. İstemesek de eninde sonunda buna dönmek zorundayız. Belki günlük hayatı içerisinde bunu unutuyoruz ama günlük hayatın baskıları gider gitmez bu konu karşımıza çıkıyor. Ve yeniden içimizde bir şey, bir pırıltı, bir şey bize artık bırak şu dünyayı, artık bırak şu dünyevi işleri, sen Rabbine geri dön diye hiç bize bırakmayan bir ses var içimizde. Sanki böyle o ses bizden ayrı değil, bizim içimizde, bizim hamurumuzda var. Bakın ne kadar umut verici bir mesajdır bu. Sen günah hamuruyla yoruldun. Sen hiç şansın yok, sen hep günahkar olacaksın. Bu ne kadar umut kırıcı bir mesaj. İnsan kendi kendine, kendi kendinden nefret ettiren
bir mesaj. Ama sen Allah aşkıyla, aşkıyla yoruldun. Onunla yaratıldın. Ve eninde sonunda ona, ondan kaçsan da ona dönmek zorundasın. Çünkü hamurunda var. Bu ne kadar umut verici bir mesaj. Fakat gelin görün ki böyle şeyler konuşmaya başlayınca hepimiz çok heyecanlanıyoruz. Çünkü niye heyecanlanıyoruz? Çünkü hamurumuzda olan bir şeyden bahsediyoruz. Hamurumuzda olan her şey bizi heyecanlandırır. İlahi aşk ne kadar büyük bir kelime. Ama bu büyük kelimenin, bu büyük şeyi elde etmenin şartlarına gelince, yok efendim biz peygamber değiliz ki veyahut da hiç düşünmemek. Yani sanki bedava elde edilsin de, yani hiç çaba göstermeden Allah'ı elde edebileceksem edeyim. Yoksa o benim işim başımdan aşkın zaten. Yoksa ben sabah şu saatte kalkıyorum, işe gidiyorum, orada benim dünya kadar işim oluyor, akşam yorgun dönüyorum, ev işleri oluyor, çocuklar var, iş güç. Allah'a zaman mı kalmış? Ama istemeye gelince ağlaya ağlaya peygamberlerin hikayelerini anlatıyoruz birbirimize. Evliyaların hikayelerini anlatıyoruz. Yani bir hamurumuzda var çünkü. Hamurumuzda olmasaydı çoktan unutulup gitmişti bu konu. Eğer bizim yaratılışımın içerisinde ilahi aşk olmasaydı, günümüzün şartlarında çoktan yok olup gitmişti bu konu. Ama hamurumuzda var Allah'tan. İçimizde var. Gidemez bir yere. Ne yaparsak biz %100 dünyaya dönsek dahi o hamurda olan bir şey olduğu için ancak ve ancak biraz şey altında kalır. Uygun müsait bir ortam bulur bulmaz kendine gösterir. Fakat sevgi nedir diye baktığımız vakit insanlar tam olarak bunu anlamıyorlar bazen. Unutmamak lazım ki insan ve Allah'ın ilişkisi aslında çok kaba hatlarıyla ve çok ana hatlarıyla diyeyim iki aşamalıdır. Öyle bir ilişki var ki Allah'ın herkesle vardır. Yani bir Müslümanla da var, bir Hristiyanla da var, bir Yahudiyle de var, bir ateistle de var. Hatta Allah'a küfür eden bir insanla da o ilişki var. O ilişkinin adı aşk değil. Yani aşk kelimesini kullanıyoruz. Deminki konuşmada Murabbi sahip aşk kelimesi hakkında bilgi verdi. Ben lafın gelişi kullanıyorum o kelime. Siz onun yerine ilahi sevgi, hub kelimesini düşünün. Ona da geleceğim biraz sonra. Ama demek istediğim o herkesle olan ilişkinin adı aşk değil. Onun adı nedir? Allah'ın bir ateistle bile olan ilişkisinin adı nedir? Bir merhamet ilişkisidir. Rahmet ilişkisidir. Biz evimizde otururken biz evimizin yakınından bir fakir geçiyorsa ve o fakir dilleniyorsa, efendim açım, susuzum, lütfen bana biraz para verin derse, içimizde nasıl bir duygu oluşuyor? Merhamet mi, aşk mı? Ya ben bu fakire aşık oldum, hemen buna gitmem lazım mı diyoruz? Yoksa ben bu fakire karşı bir merhamet duygusu hissettim kalbimde, buna yardım etmek istiyorum mı diyoruz? Size soruyorum. Tabii ki cevabınız merhamet olacak. Bu duygu elhamdülillahi rabbil alemin. Bütün alemlerin Rabbinin bir duygusudur. Ateistin de Rabbidir, fakirin de Rabbidir, zenginin de Rabbidir, kötü insanın da Rabbidir, iyi insanın da Rabbidir, Müslümanın da Rabbidir, kafirin de Rabbidir. Ama bu aşk değil. Bu merhamet. Bu da çok önemli. Biz bu merhamet olmadan yaşayamayız. Eğer Allah merhamet şeyini çekerse bir saniye dahi durmamız mümkün değil. Fakat içimizdeki o istek, içimizdeki o arzu sadece Allah-u Teala'nın merhametle yetineyim, o fakire karşı olan o hissimiz bana karşı olsun yeter değildir. Öyle olsaydı bu şu olurdu.
Hiçbir çaba göstermemize gerek yok mu? O zaten herkes için var. Allah-u Teala'nın Rahman sıfatı ile ilgilidir. Rahman sıfatı nedir? Rahman sıfatı bizden herhangi bir amel beklemez. Biz ne yaparsak, biz gece gündüz yatsak dahi Rahman sıfatı görevini yapıyor. Hatta ve hatta bırakın yerimizde yatmaya, her gün kalkıp tek misyonumuz Allah-u Teala'ya küfür etmek olsa dahi, birisi böyle bir misyon edinse ki ben hayatımın sonuna kadar Allah-u Teala'nın bütün işlerine engel çıkartmaya çalışacağım. Böyle bir misyon olsa dahi Allah-u Teala'nın Rahman sıfatı işliyor olacak ona karşı. Örnek vereyim. Hazreti Müslim'e Rezalet Allah'ın vermiş olduğu bir örnek vereyim. Huzur diyor ki bir ateist Allah-u Teala'ya küfür ederken kalkıyor. Efendim Allah mı var? Ne saçma sapan konuşuyorsunuz. Böyle varlık olamaz ki, göremiyoruz, edemiyoruz. Her şey bak ben kendim yapıyorum. Kötü kötü kelimeler kullanıyor Allah'a karşı. Ama o kelimeler kullanırken onun kalbi pompalıyor. Onun diline, o konuştuğu, küfür ettiği dili kan gönderiyor. Yani onun o pis amelinde gereken kan onun diline o anda bile ulaşıyor. Onun diline o küfür eden anda bile Allah-u Teala yeter artık, ben Rahmanlık sıfatımı geri çektim. Bunu artık konuş, ağzını açar açmaz kahrolsun gitsin demiyor. Burada da bizim için çok büyük bir mesaj var. Ona da geleceğim. Yani en büyük düşmanlarım, düşman olarak gördüğümüz kişilere karşı dahi belki rahimiyet sıfatından kısmen şey yapabiliriz ama Rahman sıfatından vazgeçme hakkımız yok. Hiçbir şekilde Rahman sıfatından vazgeçme hakkımız yok. Ama aşk denilen şeyden bugün konumuz Rahmaniyet değil. Bugün aşk konumuz var. Bunun için tabii ki bir şey yapmamız gerekecek. Bazı şeyleri yapmamız gerekecek. Bazı şeyleri de yapmamamız gerekecek. Eğer yok efendim canımız ne isterse yapalım, nasıl bir içimizden nasıl geldiyse öyle davranalım, nasıl hoşumuza gidiyorsa öyle yaşayalım dersek, o zaman bu neye benzer? Bir hayvana benzer. Dikkat edin, hayvanlar öyle yaşarlar. Canları nasıl istiyorlarsa öyle davranırlar. İçgüdüsel davranırlar daha doğrusu. Biz de içgüdüsel davranalım dersek hayvanlardan bir zerre kadar farkımız olmaz. Ben bugünkü konuşmada ilk başta bu sevgi ile ilgili yapmamamız gereken şeylerden başlamak istiyorum. Çünkü insanlar genellikle, hepimizde bu oluyor zaman zaman. Efendim demin Murabbi sahib de anlattı. İn kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Peygamber Efendimizin ayak izlerini takip edin. Ama bakın, birisiyle kavga ettiğimiz vakit bir daha yüzünü görmek istemiyorum. Bir daha ona bak, onunla konuşamam artık ben. Yok artık. O sınırları aştı. Yani kesinlikle çok kötü bir şey yaptı. Ama bunu söyleyen hepimiz zaman zaman söyleyebiliyoruz bunu. Bir taraftan da aynı toplantıda 5 dakika sonra in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Bunu referans olarak da gösteriyoruz. Ki Allah'ın sevgisini elde etmek istersek, bunu elde etmek istersek, o zaman Peygamber Efendimiz'in ayak izlerini takip etmek zorundayız diyoruz. Yarım dakika sonra da o kişi geliyor, bununla ben şimdi muhatap olmak istemiyorum, konuşmayacağım gibi. Yani bu ne gösteriyor? Demek ki ya ilki yalandı ya da ikinci yalan. Burada bir yalan var. Burada bir yanlış bir düşünce var. Ya Peygamber Efendimiz'in ayak izlerini takip etmek istemiyoruz, ya da diğeri. Ama kendimizi sorgulamak zorundayız. Bize kötülük yapanlar, acaba bize, Peygamber Efendimiz'e kötülük yapanlar kadar mı kötülük yaptılar? O kadar mı ileri gittiler? Bize bacaklarımızdan bağlayıp bir deveye bir tarafa, diğer deveye bir tarafa koşturarak bize ortadan mı yardılar? Bizim yakın akrabalarımızın kalbine, ciğerine çıkarıp mı yediler çiğ çiğ?
böyle bir şey mi yaptılar? Ondan daha beter bir şey yaptılar herhalde ki. O kadar bir daha konuşmam etmem gibi konulara giriyoruz. Ama hemen ardından da اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ. Burada bir çelişki var değerli arkadaşlar. Hepimiz ya şey demek dememeye başlamamız lazım. Yok, Peygamber Efendimiz'in şeyine ayak izlerini takip etmemeye karar verdik. Başka bir amaç seçtik kendi. Ben kolaydır demiyorum bakın. Ama hepimiz en azından bir hedef olarak kendimize bunu gösteriyoruz. Ben demiyorum ki birisi akrabanıza böyle bir şey yaparsa bu çok kolaydır, siz de yapın. Yok, kesinlikle öyle bir şey demek istemiyorum. Ama hedef olarak her Ahmedi bu hedefe seçmiştir. En azından bunun için çaba göstereceğini karar vermiştir. Bunun için biat etmiştir. Bunun için Ahmedi olmuştur. Dolayısıyla eğer hakikaten niyeti buysa o zaman kendine sorgulamalı. Ben bunu derken ne demek istemiştim acaba? Peygamber Efendimizin ayak izlerini ne kadar takip edebileceğim, bir kendi kendime verdiğim bir sınır mı vardı? Buraya kadar yapacağım, daha fazlasını yapmayacağım. Öyle bir şey mi demiştim? Yok. Hedef çok yüce bir hedefiydi. Ama uygulamaya gelince hepimiz zayıf düşüyoruz. Bunun üzerinde biraz, bu konular üzerinde biraz durmak istiyorum. Şimdi biraz önceki konuşmada Rabbi sahib de anlattı. Allah-u Teala'nın sevgisine giden, yani hub kelimesine kadar giden ara aşamalar var. Hazreti Muslemud Hazreti Allah'ın 1953 senesindeki Taalluk Billah adlı konuşmasında bu aşamaları anlatmıştır. Örneğin Huzur diyor ki bu taalluk, yani bağının aşamaların ilk aşaması rağbettir. Rağbet, Türkçesi rağbet. Tersi vahşettir. Yani hiç iki kul arasında hiçbir zerre kadar bağ yoksa ona vahşet deniliyor. Vahşi hayvanlar deriz ya, onlar bağımsız yaşamayı severler. Ormanda yaşarlar. Hiç kimse, ya kimin yanına giderlerse ona zarar verip çıkarlar. Onlara vahşi diyoruz. Arapça kelimesi de vahşet. Ama vahşetten çıkıp da insani bir sınırın içine girdiğimiz vakit ilk aşama rağbettir. Rağbat Arapçası. Ve rağbatın şöyle bir şeysi var. Rağbat tek taraflı olabilir. Yani sizin rağbetiniz olur ama karşı tarafın hiç size rağbeti olmaz. Tanımı gereği böyle bir şeydir. Siz istersiniz onunla bir alaka kurmaya ama o size ne tanır ne bilir. Hiçbir varlığınızdan bile haberi olmaz. İkinci seviye unstur. O da sevginin bir aşamasıdır. Ama bu rağbetten biraz daha ileridir. Rağbet nasıl tek taraflı olabilirse, uns tek taraflı bir şey değil. Uns'ta karşılıklı bakışma anlamı var. O ona gördü, o da onu gördü. Birbirine gördüler. Ve birbirine biraz da olsa sevdiler. Ha, çok ciddi bir sevgi mi? Çok ileri düzey bir sevgi mi? Yok. Hala kopabilirler. Birbirine görüp ayrılabilirler. Bir bağ var ama ve karşılıklıdır o bağ. Ama çok güçlü değil. Bunun da ötesinde bir aşama daha var. İsmi Arapçada vud. Vudud kelimesi oradan türüyor. Vud bir de aynı zamanda şey için kullanılan kelime. Bu hayvanı bir yere bağlamak için bir şey kullanılıyor ya. Bir yere çakılan kazı. Onun için de bu vud kelimesi. Onu hayvanı oraya bağladıktan sonra hayvan artık belli bir mesafeden daha uzaklaşamaz oradan. Bu unstan daha ileri bir seviyedir. Çünkü burada insan ve Allah arasında olan ilişki öyle bir noktaya gelir ki hem insan biraz serbesttir, Allah'tan biraz uzaklaşabilir, fakat çok uzaklaşamaz. Çok uzaklaşınca sanki onu geri getiren bir şey var. O hayvanı bağlayan ip gibi. Belli bir çaptan daha fazla uzaklaşamaz. Bu vudun da ötesinde bir kelime var. Onu Rabbi sahibi bahsetti. Hub kelimesi. Ve hub kelimesi aşkın veya sevginin çok yüce noktalarını temsil eder. Burada artık
uzaklaşmak mümkün değil. Hatta öyle bir noktaya gelinmiş ki iki sevgili hubab gibi olmuşlar. Yani birbirinin içine girmişler sanki. Yani birisi diğerinin içinde, birisi diğerini kapsıyor. Hubab diye bir kelime var. İki şey, bir şey diğerini tamamen içeri alınca o zaman kullanılan bir şey. Ve bu öyle bir noktadır ki artık vudunun da ötesindedir. Yani burada insan ve Allah öyle yaklaşıyorlar birbirine ki o vud kadar bir mesafe de kalmaz. Uzaklaşma şansı da yok. Biz bunun için bugün toplandık. Biz bugün rağbet için toplanmadık. Biz bugün uns için toplanmadık. Biz bugün vud için de toplanmadık. Biz bugün hub için toplandık. İçimizdeki arzu Allah'ın hubbunu elde edelim. Böyle bir arzusu var. Arzumuz var. Fakat unutuyoruz ki, yine şey konumuza döneceğim. Unutuyoruz ki Allah bazı kişiler, yani her kişiyle merhamet ilişkisi var. Birçok kişiyle rağbet ilişkisi de olabilir. Birçok kişiyle uns ilişkisi olabilir. Vud ilişkisi ama hub ilişkisi biraz özel. Hub ilişkisi herkese verilen bir ilişki değil. Herkese böyle bedavaya dağıtılan bir ilişki değil. Dolayısıyla bizim Kur'an-ı Kerim'e baktığımız vakit hemen bakmamız acaba hubu Allah bazı kişilere hiç hub vermiyor olabilir mi? Mümkün mü ki mesela böyle bunu yaparsanız belki rağbet elde edersiniz, belki unsu elde eder ama hub kesinlikle vermeyeceğim. Böyle bir şey var mı acaba? Önemli bizim için çünkü biz bunun için burada toplandık. Burada toplandıysak bir amacımız var, ilahi aşk. Ve ilahi aşk için Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hub kelimesiyle ilgili Kur'an-ı Kerim ne diyor? Onu bilmemiz lazım ki acaba o çok kesinlikle zarar verecek ve Allah'ın hubunu bizden uzaklaştıran şeylere yapıyor olmayalım. Onları bilirsek en azından o büyük hataları yapmaktan kurtuluruz. Bu gözle yani bu öyle kelimeler ki ne yaparsanız yapın ondan sonra. İstediğiniz kadar cemaate hizmet edin. İstediğiniz kadar bu calsa toplantılarına gelin. İstediğiniz kadar bu calsa toplantılar için çalışın. İstediğiniz kadar tebliğ yapın. İstediğiniz kadar namaz kılın. İstediğiniz kadar fakir fukaraya para yardım edin. İstediğiniz kadar ailenize iyi bakın. İstediğiniz kadar çocuklara iyi eğitim verin. Eğer biraz sonra okuyacağım eksiklikler varsa tamam bazı şeyleri elde edebilirsiniz ama hub kusura bakmayın olmayacak. Ve bunu ben söylemiyorum, bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki bazı şeyleri yaparsanız eğer tamam bir ateiste yapılan muamele size yapılabilir, bir Hristiyan'a yapılan muamele size yapılabilir. Az çok bir bağımız da belki olabilir. Arada sırada sizin dualarınızı diğerlerinden biraz daha çok dinlerim ama hub istiyorsanız onu elde edemeyeceksiniz. Eminim şimdi merak etmişsinizdir. Nedir o şeyler ki huba engeldir? İlk olarak Nisa suresinin 37. ayetini okumak istiyorum. İnne Allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. İnne Allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Yani şüphesiz Allah iki kişiye hub vermeyecek. Şüphesiz vermeyecek. Yani Allah-u Teala burada gene söylüyorum. Ben bunu söylemiyorum. Allah-u Teala'nın kendisi söylüyor. Bu iki kişiye ben hub denilen nimete vermeyeceğim. Birisi muhtal, birisi fakhur. Anlamına gelince muhtal kibirli kimsedir. Yani öyle birisi ki Hazreti Müslim bunun açıklamasını yapmış. Böyle birisi ki diyor ki ben o kadar büyüğüm ki, ben o kadar iyiyim ki, ben o kadar güçlüyüm ki bana bir şey olmaz. Kibir var kendi içerisinde. Böyle birisi eğer cemaatin en iyi çalışanı olsa, kendi ailesine karşı en nazik davranan olsa, kendi çocukların en iyi babası olsa, çok mali fedakarlık yapsa, bir şeyler elde edecek elbette ama bugün buraya geldiğimizin esas amacı olan şeyi elde etmeyecek. Eğer içinde kibir varsa. Bir ikinci şey orada fahur. Bu da böbürlenen ve öyle düşünen ki bende bazı öyle özellikler var ki kimsede yok.
diye düşünen kimse. İftihar, kendinden iftihar eden. Ve zaten son derece normaldir. Bakın dikkat edin. Kendine büyük sanan Allah'ı nasıl büyük sayacak? Düşünün, eğer bu odada şey varsa, eğer benim boyum herkesten daha yüksek ise, hepiniz mesela yan yana duruyoruz ve birisinin boyu en yüksek, diğerlerinden daha fazla. O bunu etrafına bakarak bunu düşünebilir. Ya benim boyum burada en yüksek. Çünkü etrafa bakıyor. Ama bu odada aynı zamanda bir de 3 metre boyu olan birisi de olsa, bu 2 metre olan birisi bu sefer aynı şekilde iftihar duygularına kapılamaz. Değil mi? Çünkü hemen o aynı odada kendisinden çok daha uzun birisini de görüyor. Doğru mu? Aynı şekilde eğer birisi sürekli Allah'ı yanında görüyorsa ve Allah'ın büyük olduğunu sanıyorsa, kendisinden sonsuz derece daha büyük olduğunu düşünüyorsa, o herhangi bir kibir düşüncesine kapılabilir mi? Ben de ne kadar büyükmüşüm. Ben de fena değilmişim diyebilir mi? Kendini bir zerre gibi görecek o anda. Çünkü sonsuz bir dağ olacak yanında. Ama Allah'ı görmeyen insan kibire kapılabilir. O kibire kendimizi kaptırdığımız anlarda aslında Allah'ı görmediğimiz anlar. Çünkü mümkün değil. İnsan öyle yaratılmış. Kendisinden çok daha büyük bir varlığı yanında gördüğü anda birdenbire kendini küçük görmeye başlar. Eğer biz kibire kapılıyorsak o anda Allah'ı görmüyoruz demektir. Aynı şekilde bende bazı sıfatlar var ki kimsede yok. Bunu da bu odada oturan kişiler var. Hepimiz düşünsek işte bende şu var bu var, bak çoğu kişi de görmüyorum. Bu mümkün olabilir. Ama Allah'ı yanında görüyorsa o da Allah sıfatlarından da daha fazladır. Benim Allah'ın 99 sıfatı var da bende de birkaç tane var ki Allah da bile yok. Diyebilir mi? Haşa. Dolayısıyla bu kibir ve kendine beğenme huyları ancak ve ancak Allah'ı görmediğimiz anlarda baş gösteren şeylerdir. Ve tabii ki böyle birisine hub bahşedilemez. Çünkü bu kendine niye bahşedilemez? Çünkü bu adam kendine aşık olmuş zaten. Kendine aşık olmuş. Allah'a aşık olması mümkün değil. Bir ayet daha okuyacağım. Bu da hubla ilgili. Hani ne yaparsanız yapın, hub verilmeyecek. Bakara suresi 191. ayeti. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُوْتَد۪ينَ Yani aşırıya kaçanlar, her şeyde bir aşırılığa gidenler, Allah hub vermeyecektir. Huzur bunun örneğini verirken, tabi farklı örnekler verilebilir ama o konuşmada Huzur şu örneği vermiştir. Huzur demiştir ki bizim cemaatimizde de hatalar yapanlar olabilir ve bunlara hatalarına göre ceza verilir. Bazılarından kısa bir süre cemaat ilişkisini keser veya bazen daha farklı cezalar verebilir ama sonuçta insandır, kuldur. O da yani sonsuz bir ceza verilemez. Bir noktada artık onu geri almamız lazım. Makul bir ceza olması lazım ki hani hem suçunu görsün, pişman olsun ve geri dönsün. Fakat Huzur diyor ki bazı insanlar var ki onların içi razı olmuyor. Onlar istiyorlar ki bu adamı dövelim, bu adamın 7 sülalesini dövelim, bu adamın çocuklarını rezil edelim, bu adam öldükten sonra bunun namazını da kılmayalım, bu adamın elinden ne varsa alalım ve kıyamet gününde Allah bile bunun yüzüne bakmasın ve bu cehenneme gitsin ve hiç oradan çıkmasın. Ve bu duygularla geziyorlar içlerinde. Affetmek yok. Bakın Kişti-i Nuh hepimiz sürekli okuyoruz. Raporlarımızda da sürekli görüyorum. Talim kısmında şu kısım okundu, o kısım okundu diye. O talim kısmında sürekli söylenen bir cümle var. Kim kardeşinin günahını affetmiyorsa o bizden değildir. Değil mi? Yani bunu milyonlarca defa okuduk artık. Kim kardeşinin hatalarını affetmiyorsa ve kin besliyorsa ve bunu sürdürmek istiyorsa o bizden değildir. Niye? Çünkü bu aşırıya giden kimsedir. Bu insanlığın ne olduğunu anlamayan kimsedir. İnsanlık hata demek. İnsanlar hata
hatalı yaratıklardır. Ama bir şekilde kalplerinde bir kin oluşuyor ve bir türlü affedici yanları, kendine bakarak oluşması gereken affedici yanları ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla bunu unutmayın. İnne Allah la yuhibbul mu'tedin. Allah aşırıya gidenleri hub nimetine vermeyecektir. Sonra Nisa suresinin 108. ayeti. İnne Allah la yuhibbu man kana khawanan athima. Burada da hub kelimesi var. Burada iki sıfat verilmiştir. Birisi havan, birisi asim. Havan, hain demek. Hıyanet yapan. Ama aşırı derecede hıyanet yapan. Ve asim de kurallarını çiğneyen kimse. Ufak sayan. Ya bununla bir şey olmaz. Hani deriz ya, bir sürü kural var. Bazı büyük kuralları seçiyoruz. Tamam, bunlar önemli. Ama bazıları da diyoruz ki ya bundan bir şey olmaz. Bu bazı Allahu Teala'nın bazı kurallarını küçümseyen ve hakir sayan kimseye ben hub vermeyeceğim diyor Allahu Teala. Yani kendi aklına göre bazı şeyleri seçiyor ve diyor ki ya tamam, namaz kılmak önemli. İşte efendim oruç tutmak da önemli. Yok bilmem, seçiyor yani kendi hoşuna giden 3-5 tanesini seçiyor. Ama ufak gördüğü bazı emirler de var. Yok, ondan bir şey olmaz. Onları da görmemezlikten geliyor. Dikkate el. Allahu Teala ne diyor? La yuhibbul man kana khawanan athima. Ki bu şekilde düşünen, bazı benim kurallarımı küçük sayanlara ben hub denilen nimete vermeyeceğim. Hani biz hepimiz hub için buradayız ya. Huzur bunun bir örneğini veriyor. Diyor ki biz cemaatimizde birisi vardı. O hep tartışmalar yapardı. Derdi ki ya işte oruçlarda sahur vakti biraz 3-5 dakika fazla yesen ne olacak ki? Ya zaten 18 saat aç kalmışsın. Ha 18 saat, ha 17 saat 50 dakika. Çok büyük bir şey değil. Ve bunu savunurdu. Cemaatimizden birisinden bahsediyor huzur. Sahurda biraz fazla yemek veya işte iftarı biraz erken yapmak ne fark eder ki? Zaten aç kalmışız. Amaç aç kalmak değil mi o kadar süre? Yeter, fazlasıyla aç kaldık. O kendisi anlatıyor ki ben bir gün bir rüya gördüm. Ve rüyamda gördüm ki bir iki tane kazı var. Yere kazılmış bir şey parçası var. Onların arasında bir ip bağlamaya çalışıyorum. Birbirinden uzak iki şey parçası. Birine ip bağlıyorum. Elinde bir ip var. İpin belli bir uzunluğu var. O ipi alıyorum ve diğer parçasına kadar götürüyorum ve oraya da bağlayacağım. Fakat ip 2 santim kısa gelmiş. 2 santim kısa geldiği için bağlayamıyor. Ve tam şu anda şeyini hatırlamıyorum ama o bağlayamadığı için de bir sürü şey kaybedecek. Oradan tam örneğin şeyin detayını hatırlayamadım ama onun bağlaması gerekiyor ki bir şey olsun. Ama 2 santim kısa gelmiş. Ve 2 santim kısa geldiği için de bağlayamıyor ve işi olmuyor ve zarar görüyor. Ertesi gün kendisi tövbe edip kalkıyor ve koşa koşa o bütün insanlarla şey yaptı, tartıştığı şey, kendisinin daha önce şey dedi ya küçük şeyler önemli değil dediği şey insanlara gidiyor ve diyor ki bugün büyük bir ders aldım. Hiçbir şeye, bir santim gibi gözüken bir şeye bile küçümsemememiz lazım. Çünkü ondan her şeyi kaybedebilirsiniz. Bir santim gibi gözüken, çok az gibi gözüken bir şey yüzünden bütün iş batabilir. O yüzden Allah Teala ne diyor? İnne Allaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Ki bu benim bazı emirlerimizi küçük sayan, bundan bir şey olmaz. Ben büyük şeyleri yapıyorum ya. İnsanlar bazen her şeyi kaybediyorlar ve bu mantık, bu düşünce yehub bahşedilmeyecek. Sebebine gelince de aşk öyle bir şey ki delil aramaz. Ama bu insanlar delil ararlar her şeyde. Bu küçük, önemsemeyen şey aslında arkasındaki mantık ne? Arkasında aslında her şeyde delil arıyor. Ve aşk delil aramayan bir şeydir. Aşktan önceki yaşamalarda delil var. Ama aşk yolunu yürümek için delil yok oluyor artık. Aşk yolu delil ile yürüdüğümüz bir yol değil. Ama bu insanlar yapıları gereği bazı şeylere küçük, bazı şeylere büyük dediği anda aslında demek ki delil arıyorlar her şeyde.
Ve delil aradıklarında da bazı şeylerin delilini tam görmeyince efendim onun önemi çok yok herhalde. Çünkü bu delilden gelen bir şey. O yüzden bunlara delille ilgili alakalar bahşedilir. Aşkla ilgili hub bahşedilmez. Sıradaki ayet çok önemli. Sıradaki ayet Kasas suresi 77. ayeti. İnne Allaha la yuhibbul farihin. Burada da hub kelimesi var. Fareha Arapçada azla yetinmek anlamına gelir. Aza razı olmak. Aza yetinmek belki kötü bir kullanım oldu. Aza razı olmak. Az bir nimete razı olmak. Eğer içimizde öyleleri varsa ki aza razı oluyoruz. Allah'ın hubunu elde etmemiz mümkün değil. Çünkü Allah birçok şey zaten ateiste bile veriyor. Bize de işte bir ev verdiğinde o Allah'ım çok şükür ben evimi elde ettim. Çok teşekkür ederim artık ben de bir noktaya geldim herhalde. Ama hubunu elde eden ne diyecek? Allah'ım çok teşekkür ederim bu senin büyük bir nimetindir ama bana sen lazımsın. Büyük bir araba aldığında diyecek ki çok teşekkür ederim bu büyük nimetindir. Ben buna çok teşekkür ederek alıyorum ama bana yine sen lazımsın. Çocuklar çok iyi bir üniversiteye girdiklerinde Allah'ım çok teşekkür ederim diyecek ama bunlar da çok iyi nimetler. Gerçekten minnettarım ama bana sen lazımsın. Ve ben bunun için daha çok çaba göstermeye hazırım. Eğer birisinin gözü yukarılarda değilse, ruhani manada, dünyevi manada demiyorum. Eğer gözü aşağılarda ise, onun hubu elde etmesi mümkün değil. O rağbet seviyesinde razı olacak. O rağbeti elde edecek ve diyecek ki yeterli. Rağbeti elde ettim ya, bunu bile elde etmeyenler var. İşte unsu elde ettim ya, onu bile elde etmeyenler var. O razı olacak. Allah-u Teala ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِهِينَ. Bunlar hubu ulaşamayacaklar çünkü hubu ulaşmak gibi bir dertleri yok zaten. Bunlar küçük küçük şeylere razı oluyorlar. Ha elde ettim ya, üniversiteye girdim ya, para kazandım ya, bilmem şu oldu ya, iyi bir iş buldum ya. Allah'ım şükürler olsun. Bana yeter. Ama Allah'ın aşkını arayan kimse ne diyecek? Demin dediğim gibi Allah'ım çok teşekkür ederim. Her şey sana borçluyuz. Fakat bizim gözümüz daha yukarılarda. Bizim gözümüz sende. Seni elde etmek bizim amacımız. Biz onu elde edene kadar da durmayacağım. Sürekli duaları o şekilde. Allah da o şekilde sunuyor insan. Az bir şey veriyor. Bakalım bu razı mı olacak? Daha çok mu isteyecek? Razı mı olacak? Daha çok mu isteyecek? Ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ki böylelere hub bahşedilmeyecek. Kasas suresi 78. ayeti. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِد۪ينَ cemaatte fesat yaratmak isteyenler. Ne fesat yaratmak isteyenlere hub verilmeyecek. İstediği kadar iyi çalışsın, istediği kadar mali fedakarlıkta bulunsun, istediği kadar çabalasın, iyi bir baba olsun, iyi bir eş olsun, iyi okusun, çok bilgili olsun, çok çalışan olsun. Ama içinde bir kısım var ki fesat fitneye gidiyor. Bir sürü iyi huyları var. Ama bir sürü iyi huylarına rağmen fesat ve fitne içeren bir tarafı da var. Bunlar tabii ki biz kendi amellerine uygun bir şekilde bir şeyler elde edeceklerdir. Fakat hub, kusura bakmasınlar. Eğer hubu arıyorlarsa, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِد۪ينَ fesat yaratanlar için hub hediyesi yoktur. Hepimiz kendimizi sormalıyız burada. Biz hubu istiyor muyuz? Biz hubu mu istiyoruz yoksa A'ya B'ye karşı kin beslemeye mi tercih ederiz? Biz hubu mu istiyoruz yoksa bu kavganın devam etmesini mi isteriz? Ciddi olarak bunu kendimize sormalıyız. Ama efendim yok o çok şöyle davrandı, yok böyle davrandı. Peygamber Efendimizin örneğine gelmemiz lazım. Peygamber Efendimiz'i sokak çocukları taşladıkları zaman, sokaktaki serserileri taşladığı zaman, o dönüp acaba Allah'ım bana ne biçim görev vermişsin, bak rezil oluyorum dünyada, bu olur mu bu kadar insanın hakkı var, insan böyle rezil olmaz ki. Ben o kadar iyilik yapmaya çalışıyorum, bunlar da üstüme geliyorlar, zerre kadar önem verdikleri yok, o kadar önemli mesaj gelmişim, getirmişim, bunlara bak sen. Bunu mu diyordu
Yoksa kendi haklarını sıfırı hiçe sayarak. Demin Murabi sahib kana zalumun cehula dedi. Anlamını da anlattı. Böyle bir şey gibi, bir deli nasıl kendine zarar veriyorsa sanki gördüğümüz vakit, onun gibi kendi haklarını ve kendi zararlarını hiçe sayarak. Hatta bir gün o sokak serserileri taş atmadılar. Şimdi ben olsam o gün eve döndüğümde çok mutlu olurum. Efendim bugün Allah'a şükür kimse taş atmadı. Sağ sağlam geldik eve. Gel hanım bir yemek yiyelim. Ucuz kurtulduk bugün. Ama Peygamber Efendimiz eve döndüğünde son derece hüzünlüydü. O gün en iyi atlattığı gündü. En ucuz atlattığı günüydü. Dünyevi zararlar açısından. Ama en hüzünlü günü de oydu sanki. Sorduğunda niye bu kadar hüzünlüsünüz? Dediği cevabını hepiniz biliyorsunuz. İnsanlar herhalde mesajıma karşı ilgilerini kaybediyorlar. Bakın bu düşünce beslemediğiniz müddetçe, kinden, nefretten veya dostlukların bozulmasından veyahut da ufak tefek sıkıntıların çıkmasını aşmamız mümkün değil. Bizim şöyle olmamız lazım ki, bize bir şey olduysa ne fark eder ki? Bu bir sınav. Bu dünya bir sınav. Buradaki 50 sene, 60 sene, 70 sene, kaç sene yaşayacaksak, 500 sene yaşayacak halimiz yok. Kaç sene yaşayacaksa bir sınav veriyoruz. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde demiştir ki ve bunu ancak o diyebilir. O diyebilirdi. Huzur diyor ki Peygamber Efendimizin başına bir bela geldiğinde, başına bir sıkıntı geldiğinde aslında içten içe sevinirdi. Bakın ne kadar büyük bir şey. Başına bir sıkıntı geldiğinde aslında içten içe sevinirdi. Ki benim Allah'ım bu kadar büyük bir fedakarlık için beni mi seçti? Bu kadar zorlanacağım bunu atlatmak için. Bu kadar zorluk çekeceğim. Ve bunun için Allah'ın gözü beni seçti. Ne güzel, ne kadar şanslıyım. Bu kadar sıkıntı çekmek için koca dünyada milyarlar insan arasında dedi ki ey Muhammed bunu yapsan sen yaparsın. Beni seçti. Bu düşüncesi onu mutlu ediyordu. Ama biz ne yapıyoruz? Yine benim başıma mı geldi bunlar? Hani Yahudilerin hakkında bir fıkra var. Onlar kendilerine seçilmiş insanlar diyorlar ya. Bir Yahudi demiş ki Allah'ım biliyoruz biz seçilmiş insanlarız ama bir seferde başka birine seç. Bu başka bir bakış. Bu ezilecek bir bakıştır. Bu bakışa sahip olan insan ezilecek, ezilmeye mahkumdur. Ama Peygamber Efendimizin bakışına sahip olan bir insan fethetmeye kaderi o yöndedir. O kaybetmesi mümkün değil. Çünkü hamurunda kaybetmek yoktur. O muhakkak başaracaktır. Çünkü kendisine verilen zararı hiçe sayıyor. Tek gözü bir yerde varsa o da Allah-u Teala'nın istediği olsun. Bana ne olursa olsun hiç fark etmez. Biraz zamanı da bakıyorum bir taraftan. Şimdi zamanımızı aslında aşmışız. Ben konuşmamın aslında üçte birindeyim. O yüzden şey kesmek istiyorum. Bundan sonra başka kısımlar da vardı. Belki başka bir zaman onlara konuşuruz. Ama bugün öyle diyelim o zaman. Vurgulamak istediğim şey aslında bundan sonra bunlardan uzak durmalıyız. Bundan sonra ne yapmalıyız? Aşkın felsefesi nedir? Bu konulara girecektim ama zamanımız kısaldı. Bugün şeyle yetinelim. Ne yapmamalıyız eğer hubu elde etmek istiyorsak? Hub elde etmek istiyoruz. Eğer lafı orada yanlış, burada bu odada oturan hiç kimse değildir ki şey sansın, şey desin. Ben yok şeye razıyım, ateiste gösterilen merhamete razıyım. Yoktur değil mi? Bir tane bile yoktur. Hiçbir Ahmedi öyle olamaz. O zaman da bu 7-8 tane ayeti hep aklımızda tutmalıyız. Bir şey daha söyleyeceğim. O da bir ayet. İnam suresi. İnnehu la yuhibbul musrifin. Bakın burada da hub kelimesi var. Allah-u Teala israf edenlere hub vermeyecek. Ne kadar basit gibi görünüyor ilk bakışta. İsraf edenlere hub mu verilmeyecek? Niye efendim?
yani o kadar büyük bir hata mı bu? Evet, yani en büyük nimetleri istiyorsanız eğer israf olmayacak. Niye olmayacak? Çünkü israf nedir? İsraf aslında başkasının ihtiyacı dururken kendi lüksünü tercih etmek demek. Kendi ihtiyacını gidermemek değil israf. İsraf demek kendi ihtiyaçlarınızı giderdikten sonra paranız kalıyor. Kaynaklarınız hala biraz kalıyor. Ve etrafa bakıyorsunuz, bazı insanlar aç, bazı insanlar susuz, bazı insanlar evsiz, bazı insanlar sıkıntı çekiyor. Ama siz diyorsunuz ki yok efendim benim lüksüm daha önemli. Onlar bir şekilde çözsünler. Budur israf eden. Böyle birisine hub verilebilir mi? Sizin iki tane çocuğunuz olsa birisi zengin birisi fakir. Ve zengin olan kardeşini fakirlik içerisinde yaşarken görsün her gün. Ve yardım edeceğine kendi evini büyütsün, kendi arabasını büyütsün, kendi hayatını daha rahatlaştırsın. Siz nasıl baba olarak nasıl hissedersiniz o çocuğa karşı? Veya bir anne olarak nasıl hissedersiniz? Bir razı olmayacaksınız. Bu nasıl bir davranış? Görüyor ve kendi öz kardeşi açlık içerisinde. Ama bu gelin görün ki bu zengin kardeş dua ederken namaz secdeye kapanırken Allah'ım bana hubbunu lütfet. Allah'ım bana hubbunu lütfet diye ağlaya sızlaya da namazda dua ediyor. Ama bir taraftan da israf. Elde edecek mi? Etmesi mümkün mü? Mümkün değil. Dolayısıyla innehu la yuhibbul musrifin. Bir şey daha var. Son bir şeyle kapatıyorum. Faskuruni azkurkum. Allah-u Teala diyor ki beni hatırla, ben de seni hatırlayacağım. Sürekli Allah'ı düşünmek en büyük temelidir bu işin. Yani Allah'ı seven birisini görün. Etrafınıza bakın. Hani hep demin Rabbi Sahib de söyledi. Hepimiz bunu tatmışızdır. Sevgi kalbimizde yer, aşk diyelim. Kalbi çünkü daha dilimize yakın bir kelime, yanlış da olsa. Bunun her halinden bellidir ya. Hani Mecnun'u gören birisi şunu anlayamaz. Bu ne oldu buna? Leyla'ya hakkında bir bilgisi yok. Bu ne niye böyle bir davranıyor? Kimse anlamıyor. Ama şu kadar belli ki bir şey buldu bu adam. Yani bir şey var, bu normal değil. Onun her halinden belli ediyor kendini. Oturuşundan, kalkışından, gün içerisindeki bütün davranışından onun bir mecnun olduğu belli. Sürekli sanki böyle obsesif şey hale getirmiş. Başka hiçbir şey düşünemiyor hale getirmiş Leyla'ya. Eğer hubu elde etmek istiyorsak bizim çabamızda Allah hakkında bir mecnun gibi olmamız. Yani bir işimiz biter bitmez Faiza Farah'ta şey bittiğiniz anda bana dönün. Biter bitmez işiniz. Eğer bunu yaparsak o zaman hubbu hak etmeye başlayacağız. Yavaş yavaş ve Allah-u Teala bu hubbu kendisi bize nasip edecek. İnşallah dua edelim. Hepimiz bu tavsiyeleri uygulayan kimseler olsun.